Merhaba gençler, YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle arı yayınları matematik akıllı defterde doğal sayıları çözümleme konusunu işleyeceğiz. Arkadaşlar konumuza geçmeden önce kanalıma abone olur ve videoları beğenirsiniz çok sevinirim. Evet hazırsak başlayalım. Bir doğal sayının basamak değerlerinin toplama biçiminde yazılmasına çözümleme denir. Arkadaşlar bir doğal sayıyı basamak değerlerinin toplama biçiminde yazıyorsak bunu ne diyoruz arkadaşlar buna? Doğal sayılar çözümleme diyoruz. 4 milyon 123568'i. bakın 4 milyonlar basamağındaydı o halde basamak değeri 4 milyondur. 1, 100 binler basamağındaydı basamak değeri 100 bindir. 2, 10 binler basamağında basamak değeri 20.000. bin 3, 3000, 5, 500 60 ve 8 Dikkat edersek arkadaşlar bunlar ne yapıyorum? Toplama durumunda yazıyorum. O halde ne yapmış oluyoruz? 4.123.568 sayısını çözümlemiş oluyoruz. Peki arkadaşlar çözümlemede sadece bu yorumu kullanırım tabii ki hayır diyoruz. Veya nasıl yapıyorum? Bakın 4 tane milyonluk, 1 tane 100 binlik, 2 tane 10 binlik, 3 tane binlik, 5 tane yüzlük, 6 tane onluk ve 8 tane birliğin yine toplamı şeklinde yazabiliriz. Bir türlü bir diğer türlü de arkadaşlar ne yaparım? 4 çarpı 1 milyon. Çünkü milyonlar basamandaydı. 1 çarpı 100 bin şeklinde bakın arkadaşlar 3 tane farklı yolla biz sayımla, sayılarımızı çözümleyebiliriz diyorum. Evet geçelim etkinliklerimize. Aşağıda verilen sayıları çözümleyelim diyor arkadaşlar. 4 milyon 5839 sayısını evet milyonluk olarak düşünecek olursam 4 tane milyon 4 milyon artı 5 arkadaşlar binler basamanda 5000 artı 8 yüzler basamanda basamak değeri 800 artı 3 onlar basamanda basamak değeri 30 ve 9 da birler basamanda basamak değeri 9 olur diyorum. Evet devam ediyorum. 6 milyon 700, 734 bin 213'ü evet 6 milyon basamak değerlerini ayrı ayrı yazarak topluyorum. 7, 100 binler basamağında o halde 700.000 bin artı 3 10.000'ler binler basamağında şöyle üçümüzü düzgün yazalım. 30 bin 4 binler basamağında 4000 bin. 2 yüzler basamağında 200. 1 onlar basamağında 10. Ve 3 olarak yazıyoruz. Evet 7 milyon 4 bin 7 milyon artı 4 binler basamağındaydı o halde 4000 artı yüzler basamağında 9 var 900 artı onlar basamağında 8, 80 olur. Ve 1 olarak toplama durumunda yazarım. Evet devam ediyorum. Evet 65 milyon 504 bin 700, 708 sayısını arkadaşlar bu sefer de milyonluk 100 binlik şeklinde yazmak istiyorum. Evet arkadaşlar 6 10 milyonlar basamağında o halde şöyle düşünüyorum. 6 10 milyonluk 6 10 milyonlar basamağında olduğu için 10 milyonluk artı 5 milyonlar basamağında 5 milyonluk artı bu 5 arkadaşlar 100 binler basamağında 5 100 binlik Artı. E sıfırın arkadaşlar basamak değeri yoktur. O halde atlayabilirim. E dördü. Dört tane binlik. Artı. Yedi yüzler basamanda yedi yüzlük. Son olarak sekizde birler basamanda o halde sekiz birlik olarak çözümleyebiliriz. Evet. Devam ediyorum. 73 milyon kırk bir bin altı yüz doksan üçü. 73 7 arkadaşlar burada 10 binde 10 milyonlar basamanda. O halde 70 milyon. Evet 3 milyonlar basamanda 3 milyon artı 4 10 binler basamanda yani 40 bin artı 1 binler basamanda 1000 bin, evet 6 yüzler basamanda 600 9 onlar basamağında 90 ve 3 olarak yazıyorum. Evet devam ediyorum. 93 milyon 215 bin 603. Evet 90 milyon 3 milyon artı 200 binlik arkadaşlar o halde 100 binler basamanda olduğu için 200 bin evet bir onlar 10 on binler basamanda 10 bin Evet 5 binler basamağında 5000 bin. Evet 6 yüzler basamağında 600 yüz. ve 3 de birler basamağında 3 olarak yazıyorum. Evet temiz yere geçiyorum. Bir sonraki etkinliğime. Evet 565 milyon 781 bin 239 arkadaşlar. Evet 100 milyonlar basamağıdır. 5'in de 5'in bulunduğu basamak. O halde 5 tane 100 milyon. 500 milyon artı. 6-10 milyonlar basamanda 60 milyon artı. 5 milyonlar basamanda 5 milyon artı. 7 100 binler basamanda yani 700 bin. Evet, 8 10 binler basamanda 80 bin. 1 binler basamanda 1000 olarak yazıyorum. Evet 200 Artı 30 artı 9 olur diyoruz. Evet 143 milyon 210 bin 7 Evet 100 milyon 40 milyon Pardon şu 100 milyonu eksik yazdık arkadaşlar. Evet, 100 milyon artı 40 milyon Evet 3 milyonlar basamağındaydı. O halde 3 milyon. Evet 200 binler basamağında. Yani 200 bin. Artı 1 10 binler basamağında 10 bin. Artı 7 de 1'ler basamağında 7 olarak yazıyorum. Evet 932 milyon 1. Yani 900 milyon Evet. 3 10 milyonlar basamağında 30 milyon. Evet. 2 milyonlar basamağında yani 2 milyon. Bir de birler basamağında 1 bir olarak ne yapmış oluyorum? Sayımızı çözümlemiş oluyorum. Evet. Devam ediyorum. Temizleyerek geçiyorum. Bir sonraki etkinliğimize. Evet. Aşağıda çözümlenen doğal sayıları bulalım diyor. Arkadaşlar bakın 70 milyon 6 milyon 200 bin 5 60 ve 3'ü toplayacak olursam aslında bunu ne yapıyorum ben alt alta yazacak olursam bir kere gösterelim arkadaşlar bakın 70 milyon et evet, 6 milyon 200 bin 5 60 ve 3'ü toplayacak olursam. Evet. 3, 6, 0, 5, 0, 2, 6 ve 7. Yani 76 milyon 205 bin 63 olur diyoruz. 76 milyon 205 bin 63 olarak sayımızı yazarız. Peki arkadaşlar her seferinde ben bu şekilde toplayacağım mı? Tabii ki hayır diyorum. Bakın milyonlara yüz mily milyonlar bölüyle binler bölünü ve birler bölüğünü ayrı ayrı değerlendirebilirim. 800 milyon 50 milyon ve 8 milyonu toplarsam 858 milyonudur. milyon olur. 858 milyon yazdım. 70 bin evet, her basamak 3 tane her bölük 3 tane basamaktan oluşuyordu. O halde 100 binler basamağı boştur. Bakın 70 80'i de 080 olarak basamaklarımızı evet 3 tane basamağı tamamlayarak bölüklerimizi oluşturarak yazarız. 1 milyon 300 bin arkadaşlar. O halde 1 milyon 304 bin 1 milyon 304 bin Evet 10 binler basamağının boş olduğuna dikkat edelim. 4 tane 10 milyon 5 tane milyonluk o halde 4 tane 10 milyon 40 milyon bir de 5 milyon var 45 milyon. 8 tane 10 binlik var 100 binler yok arkadaşlar 10 binlerde 8 evet, binler boştur diyorum. 3 tane 10'luk varsa yüzler basamağı boş 3'ü 10'lara yazdım ve birler basamağında 0 olarak yazıyorum sayımız ne oldu 45 milyon 80 bin 30 oğlu diyoruz Evet devam edelim Evet 2 milyonluk 200 binlik ve 500 O halde arkadaşlar 2 milyon 200 bin 500 olarak yazıyorum Evet 300 milyonluk 4 milyonluk yani 304 milyon. Evet binler var arkadaşlar sadece bakın dikkat edin. O halde 100 binler ve 10 binler boş. Binlerde 5 var. 5 tane binlik. Evet yüzler basamağı yok. 7 tane onluk ve 4 tane birlik var. Evet 304 milyon 5074 olur sayımız diyorum. Evet burada arkadaşlar çarpma durumunda yazılmış. 4 tane 1 milyon 4 milyon 8 tane 10 bin 80 bin olur. Bakın 100 binler basamağı boş bıraktım. Ve iki tane yüzde arkadaşlar yüzler basamağında. O halde 4 milyon 80 bin 200 olarak sayımızı yazarız. 6 tane 100 milyon 7 tane 100 bin. 6 tane 100 milyon 600 bin. 7 tane 100 bin 700 bin 500 olur diyoruz. 600 milyon 700 bin 504 olarak yazıyorum. Evet. 9 tane 10 milyon. 3 tane 3 milyon. O halde 93 milyon. Evet. 100 binler basamağında arkadaşlar 2 var. Evet. 10 binler ve binler basamağı boş. Ve yüzler basamağında da 7 olur diyorum. Yani 93 milyon 200 bin 700 olarak sayımızı yazarız. Evet. Devam ediyorum. Temizleyerek geçiyorum. Bir sonraki etkinimizi. Aşağıda çözümlemesi verilen doğal sayılarda boş bırakılan yerleri dolduralım diyor. Arkadaşlar sayımıza baktığımız zaman 7 milyon 216 bin 321. Bakın 7 milyonu yazdık. Daha sonra ne yazmam gerekir? 200.000 10.000 10 bin yazıldı. 6 bin yazıldı. Evet. 3 arkadaşlar yüzler basamağında bakın o halde buraya da 300 yazarım. 20 ve 1 de zaten yazıyor. 84 milyon 7319'da evet arkadaşlar 4 milyonu yazmış. O halde önce ne yazıyorum? 80 milyon ,00 noktalı yere gelmesi değerdir diyorum. Evet 300'ü gördüm. Bakın 19'da olduğu için buraya da 10 sayısı gelir diyorum. Evet 193 milyon 35 bin 681'de 100 milyon ,00 yazıldı. Evet 9 10 milyonlar basamandaydı. O halde 90 milyon 3 milyon var. Evet arkadaşlar. Başka eksimiz neresi kaldı? Bir de birler basamağında 1 bir yazılır. En sona diyorum. Evet, 2 milyon 345 bin 680'i 2 çarpı 1 milyon 3 çarpı Arkadaşlar bu 100 binler basamağı Yani 3 çarpı 100 bin evet 4 çarpı 10 bin 5 çarpı 1000 Evet burası da arkadaşlar yüzler basamağı yani 6 çarpı 100 olarak tamamlıyoruz. Evet bu etkinlikle de dersim burada bitiriyorum. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.